Ve Selahattin Demirtaş'ın eşi Selahattin Demirtaş'ın kitabından uyarlanan bir tiyatro gösterimine gitti. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani olumlu düşünüyorum, bir sıkıntı yok. Normal bir durum. Der ki, tabii normal buluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere halktan da tepkiler oluyor bu durum. Ne düşünüyorsunuz? Neden tepki veriyorlar size? Yani ters düştükleri için tepki veriyorlar. Hoşlarına mı gitmiyor? Yani herhalde hoşlarına gitmiyor. Peki Erdoğan'ın bunu gündeme getirmesi çok saçma değil mi? Yani daha önemli konularımız ekonomik, sosyal, politik. Tabii ki saçma. Doğru. Yani saçmalığını bilemem ama daha önemli konular varken onları gündeme getirmesi gündem yaratmaktan başka bir şey değil diye düşünüyorum. Bundan 4 yıl kadar önce Cumhurbaşkanı bir peşmerge, bir miting düzenledi. Hiç girmeyelim ya. Onlar çok tabii söylenecek şeyler çok. Çok yani. Tabii ki kendisi kendi hareketlerini resim veriyorsa bir başkasının tiyatroya gitmesi işte garip kaçmıyor. Kendisi alkışladı aynı zamanda bu peşmerge. Aynen. Yani söyledikleriyle ters düşünüyor. Öyle değil mi? Bence öyle. Yani bu konuyu tabii ki de halk olarak desteklemiyoruz. Neden peki? Yani terörist yandaşı olan bir partinin hiçbir şeyini desteklemiyoruz. Hükümetin de bunlara karşı bir el atmasını istiyoruz. Bunların böyle rahat rahat cirit atmasını istemiyoruz. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Bizim bir bayrağımız, bir dilimiz var. Buna Türk halkı olarak her zaman karşı çıkacağız yani. Tepki göstermemiz gerekiyor. Evet. Halk olarak ayaklanmamız lazım. Bundan 4-5 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönem başbakanken Mesut Barzani ile birlikte bir miting düzenledi. Mesut Barzani peşmerge lideri. Önce Mesut Barzani konuştu, sonrasında kendisi alkışladı. Bu durum aynı durum değil mi? Yani bence de aynı. Kesinlikle halk olarak bunları desteklemiyoruz. Ve oylarımız AK Parti'ye yok yani bundan sonra. Geçim şartlarımız çok sıkıntılı olmaya başladı. Ülkemizin zor diyorsun. İnşaatı hiç iyi değil. Zor yaşıyoruz. İşte desteklemiyoruz. Yani bence bunu İmamoğlu'na sorun, onun eşi. Yani bana sormanız saçma geliyor. Yani siz bir ters bir tepki veya olumlu bir tepki veriyor musunuz? Ya ben tepki vermem. Tepkiyi kendisi Büyükşehir Belediye Başkanı'nın vermesi lazım. Çok güzel. Güzel bir şey. Tabii. Hoşuma gidiyor. Bu tiyatroya gitmesine karşın tepkiler sürüyor. Erdoğan buna tepki gösteriyor. Laf söylüyor. Göstermiyorum. Çok hoşuma gidiyor. Peki bundan yıllar önce, 4 sene kadar önce Mesut Barzani ile birlikte Erdoğan bir miting düzenledi. Hı. Bu mitingde önce Mesut onu konuşturduktan sonra kendisi alkışladı. Bu duruma göre söyledikleri ters değil mi? Ters tabii. Ters tabii. Yaptıkları yanlış. Yanlış tabii. Onun acısını çekiyoruz. Hı. Ben karşı doğru seviyorum. Hoşuma gitti. Hele onun ikisini de. Bir sıkıntı yok diyorsun. Hayır, hiçbir sıkıntı yok. Yani peki insanlar neden buna olumsuz tepki gösteriyorlar? Valla bu ülkede 7 milyonun üzerinde Kürt vatandaşımız var mı? Var. Selahattin Demirtaş da onun temsilcisi mi partinin başında? Tabii ki olacak yani. Onlar da bu ülkede yaşıyor bizimle birlikte. Onlara terörist demek doğru değil diyorsunuz. Kürt vatandaşımız, onlar da bizim gibi. Türk nasılsa Kürt de öyle. Bir ayrım olmamalı. Cumhurbaşkanı tepki gösteriyor. Neden? Bana ters geliyor. Peki bundan 4 yıl kadar önce Cumhurbaşkanı peşmerge ile bir miting düzenledi. Bu mitingde önce peşmerge konuştu, sonrasında Cumhurbaşkanı, o zamanın başbakanı buna alkışladı. Aynı durum değil mi? Neden bunları göz önünde bulundu? O bence siyasi amaçlı yapılan bir şey, oy almak için yapılan bir şey. Sadece çıkar amaçlı bir şey o. Peki Türkiye'nin gündemi sizce gerçekten bunlar mı? Hayır. Daha önemli konularımız. Birlik beraberlik içerisinde çok sıkıntılarımız var. Hı-hı. Türk Alevi ayrımı yapmaksızın el ele verip bu sorunları çözmeliyiz. Sorunlarımız apaçık ortada zaten. Biliyorum gittiğini. Kimin kitabı biliyor musunuz? Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş kim? HDP genel. Teröre destek veren, şu anda HDP'nin başkanı değil. Teröre destek veren bir kişi. Teröre destek veren kişi kimdir? Teröristtir. Teröristi destekleyen de benim gözümde teröristtir. Artı o kitabın ismini biliyor musunuz? Ser. O seher 5 sene önce Ankara'da yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan canlı bomba. Olay tiyatro değil, terörün tiyatro. Terörizm desteklenmesi. Evet, kesinlikle terörün desteklenmesidir. Başka hiçbir şey değildir. Yani. Peki Erdoğan bundan yaklaşık 4-5 yıl kadar önce... Evet. Mesut Barzani ile birlikte bir miting düzenledi. Tamam. Bu mitingde önce Mesut Barzani'ye söz verdi. Sonrasında kendisi alkışladı ve kendisi sözde geldi. Ne düşünüyorsunuz?
Onun hakkında o zaman ne vardı? Çözüm süreci vardı. Barış süreci. Şimdi devlet ilk baştan insanlara, oradaki teröristlere dedi ki gelin insan gibi silah bırakın. Amerika'nın ve dış güçlerin maşası olmayın. Size çözüm öneriyoruz dedi. Bunlar ne yaptı? Onlar, o hareketler çözüm sürecindeydi. Yani bir kronoloji çerçevesinde. Tarihleri atlamayalım. Değil mi? Devlet bunlara şefkat elini gösterdi. Onlar anlamadı. Şimdi de güm güm süreci başladı. Hayırlısıyla da bitecek yani. Bu iş bitecek. Bu terörizm desteklenmesi değil. Onunla o çok farklı şeylerdir. Ya soru burada yanlış. Sizin bilmiyorum amacınız nedir burada? Soru soruyoruz. Yok, soru yanlış ama. Soru tiyatro değil. Bir, terörün desteklenmesi. 5 sene önceki olayda terörün desteklenmesi değil. Terörün bitmesine amacına terörün bitmesi için. Peki Mesut Barzani'yi sahneye çıkartmak ve onu halkta konuşturmak. Evet, Mesut Barzani kim biliyor musunuz? Peşmergeliydi. Kuzey Irak'ta. Kuzey Irak'ta Müslüman Kürtlerin, bakın Müslüman Kürtlerin temsilcisi. PKK kim? PKK'da Allahsız Kürtlerin temsilcisi diyeyim size. Teröristlerin temsilcisi, anladınız mı? Yani burada devletler kendi çıkarına uygun şeyleri istedikleri zaman kullanabilirler. Bu da öyle bir şeydir. Bizim yararımız olan bir şeydir. Barış olması tabii ki yararımız olan bir şeydir. Ama anlamıyorsa da gereğini yapmak gerekir yani. Erdoğan bu konuyu çok fazla gündemde tutuyor ve kendince tepkiler gösteriyor. Belirli bir kesimin verdiği tepkiler gibi. Daha önemli konularımız yok mu sizce bizim ekonomik? Bakın, kardeşim senin yaşını bilmiyorum da ben 50 yaşındayım. Bu terör belası bizim 40 senedir, bakın 40 senedir gündemimizde. 1.1 trilyon dolarımızı yedi, yetişmiş insanlarımızı, öğretmenlerimizi, askerlerimizi katletti. Binlerce insan öldü. Evet, öldü. Biliyorsun, sen de biliyorsun. Bundan önemli sorun mu var? Biz şimdi 1.1 trilyonu oraya harcamasaydık teröre, şimdi 1-3-4 kat daha Türkiye olacaktık. Bunu biliyor musun? Peki, yani bu soru, yani mesele terörizmin desteklenmesi ve buna tepki gösterilmesi. Ve birinci sorun burada terördür. Başka hiçbir şey değil. Terörü bitirdiğimiz an biz Allah için çok iyi yerlere geleceğiz yani. Ona inanıyorum. Eşiyle birlikte Selahattin Demirtaş'ın kitabından uyarlanan bir tiyatro gösterimine gitti. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kitabı göstereyim. Cevap olsun. İzlerine geldi. Peki ülkede tek bir fikrim yok. Erdoğan bu tiyatroya gidildiği için gidenlere, Dilek İmamoğlu'na, Selahattin Demirtaş'ın eşine veya başka giden insanlara tepki gösteriyor. Neden tepki gösteriyor? Sanattan anlamıyor. Sanattan anlamıyor. Yani evet. Peki aynı Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan 5 yıl kadar önce Mesut Barzani ile aynı mitingde kol kola, göz göze aynı sözleri paylaştı ve aynı şekilde onu alkışladığını söyleyebilirsiniz. Bu Erdoğan'ın hareketleri... Siyaset, tamamıyla siyaset işi. Yani dün düşman dediğinize bugün dost diyebiliyorsunuz. En nefret ettiğim şey de politika maalesef. İşine geldiği gibi. Yani bu sadece Erdoğan'ın şahsıyla alakalı değil. Başka biri de olsa. Yani tüm siyasetçiler genelde öyle. Peki ya, Erdoğan bu konuyu gündemde tutuyor. Daha önemli konular yok mu sizce gündemde tutuyor? Muhakkak. Ekonomik sıkıntılar. Zaten daha önemli konuları örtbas edebilmek için böyle küçük olaylar, konuşulmayacak şeyleri gündem yapıyor. Bir sakız bile dese gündem olacak. Oysa sakızın hiçbir önemi yok. Yani ben güncel siyasetle pek ilgilenmiyorum. Açıkçası yani bilmiyorum o konu. Yorumlamanız gerekirse bu olay kötü mü? Yani şöyle düşünüyorum. Ben siyasete farklı bir bakış açısıyla bakıyorum. Yani olan olaylar tabii ki bazıları, çoğu üzücü şeyler var ama bilmiyorum açıkçası yani. Erdoğan başta olmak üzere belirli kesimlerden bu tiyatroya giden insanlara büyük tepki yağıyor. Gördüm, evet. Büyük ne söyleyebilirsin? Şimdi sonuçta özgür bir ülkede yaşıyoruz. Herkes istediğini yapabilir diye düşünüyorum. Şu an tek olay olmamalı. Yani şu an Türkiye'de çok daha büyük sıkıntılar var. Çok daha büyük sorunlar var. Onlarla uğraşmamız gerekiyor. Daha güncel sorunlara bakmaları gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Ya şimdi bir cumhurbaşkanı olarak tiyatroya gidenleri eleştirmek bence biraz sıkıntı. Tabii o gidip gitmemeleri yine kendilerine kalmış. Ya bu siyasette zaten hep bu böyledir. Bir şey bulmak zorundasınız ama... Şahsi fikrim yani açıkçası orada onları eleştirecek yerine çok daha büyük şeyler, çok daha büyük sıkıntıları konuşabiliriz yani. Erdoğan başbakanlık döneminde Mesut Barzani ile birlikte Diyarbakır'daki bir mitingde kol kola, göz göze aynı sözleri paylaştı. Sonrasında onu alkışladı. Bu Erdoğan'ın yaptığı hareket sizce nasıl yorumlanabilir? Yani dediğim gibi ben ne pozitif ne negatif anlamda aslında hiçbir şey hissetmiyorum siyasete karşı ama
farklı açı, kimisinin hoşuna gidiyor, kimisinin hoşuna gitmiyor. Burada aslında Cumhurbaşkanı yapması gereken, eğer ülkenin cumhurbaşkanı ise herkes için yani doğru olanı yapmak zorunda. Yani herkese kucak açmalı. Herkese kucak açmalı. Yani sadece şimdi cumhurbaşkanına bir siyasi partiye aslında dahil olmaması gerekiyor. Yani burada AK Parti'ye daha bir yakınlığı var. Bunu herkes biliyor ama cumhurbaşkanı benim gözümde bu kadar gündemde, gerçi şu an tek adam devrinde olduğumuz için böyle oluyor ama benim fikrim herkesi kucak açması lazım. Herkesin sorunlarını dinlemesi lazım ve her konuya nötr, yani bir hakem gibi aslında bakması gerektiğini düşünüyorum. Yani herkesinden insanla ilgilenmesi gerekiyor. Tabii tabii tabii. Yani sadece ona uyan veya onu destekleyen kesime değil de ona karşı veya karşı da demek istemiyorsun. Onunla aynı fikirde olmayan insanlar da aynı şekilde dinlemesi gerektiğini ve onların da bu ülkenin vatandaşı olduğunu düşünmesini onu düşünüyorum. Bilmiyorum ki. Yani peki bir tiyatroya gitmesi Selahattin Demirtaş'ın kitabından uyarlanan bir sıkıntı yaratabilir mi? Yaratabilir yani, burası dünya. Her şey olur. Yani insanlar her türlü tepki verir diyorsun. Verirler, normal. Peki Erdoğan bundan 4-5 yıl önce başbakanlık döneminde Mesut Barzani ile birlikte bir miting düzenledi. Mesut Barzani'ye söz hakkı verdi. Ama şimdi Dilek İmamoğlu'nu eleştiriyor bu tiyatroya gittiği için. Şimdi Kuzey Irak yönetiminden bahsediyorsun sanırım, Barzani yönetiminden. Türkiye'nin zaten bildiğim kadarıyla 80'lerden beri bir diplomatik ilişkileri var diyebiliyorum ben Kuzey Irak yönetimiyle. Yani şundan biliyorum, bizim operasyon yaparken Peşmerge'nin destek verdiğini biliyordum yani Kuzey Irak bölgesine. Yardım etti. Ya, yo şöyle yardım deneyim, bizimkiler saldırırken onlara şey yapıyordu, Peşmerge'ye silah satışı falan olmuştu yani biliyorum. Yani şimdi yanlış anlaşılır, biraz politiğe girecek ama bir şey diyemeyecek. Peki Erdoğan neden bu konuyu gündemde tutuyor? Neden tepkiler yağdırıyor? Daha önemli konularımız yok mu ülkede? Sosyal, politik ve ekonomik olarak. Olabilir, doğru, bilmiyorum.